Bugün malum Sivas katliamının işte yıl dönümü. 2 Temmuz 1993. Sivas katliamı neden aydınlanamıyor? Neden işte o olaylara karışanlar, ateşe verenler, şeyi katliama neden olanlar, insanları diri diri yakmaya çalışanlar ve yakanlar, bütün bunlardan birçoğu gözaltına alınıp, yargılanıp, sorgulanıp, hükme girmesine rağmen perde arkası neden aydınlatılamıyor? Biraz ona değineceğim. Bugünkü iktidarıyla, şu andaki yapıyla 1993 arasındaki o zincirlemeyi net bir şekilde size anlatacağım. Bir suç cümlesi kullanarak anlatayım size. Bilal'e anlatır gibi anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, derin devlet, sığ devlet, devlet adına ne derseniz deyin. Şu anda ortaya çıkmış olan, artık perdenin sıyrıldığı, ortada derin velin hiçbir şeyin kalmadığı bu yapılanmanın en önemli mihenk taşı 1990'larda atılmıştır. 90-93 yılları arasında siyasal İslamcılar tahrik edilerek İran'ın da kontrolüne, mekanizmasına giren bir devre, İrancı yapılanmayı, İrancı şeriat yapılanmasını ya da İran'ın o şer'i esaslar ölçüsünde ilan ettirmiş oldukları devrime kendilerini sünni açıdan inandıran bir şey, bir gelenek ortaya çıkıyor. 90'lardan itibaren özellikle Cuma dergisi gibi, işte birçok dergi, Taraf dergisi gibi bazı dergiler ortaya çıkıyor. Bu dergiler ısrarla ve inatla o dönemlerde şeriat isteriz diye pompalamalara başlanıyorlar. Siyasal İslam'ı radikalize etme ya da siyasal İslam içerisine yassızma ya da doğrudan kontrol etme faaliyetleri olarak görülen bu faaliyetler 1993'e gelindiğinde zirveye çıkıyor. Bunu anlamadan, bu olayı görmeden hem Avrasyacıların hem siyasal İslamcıların o dönemdeki etkisini anlamadan ne Madımakolay anlaşılabilir ne de bugünler anlaşılabilir. Bugün iktidarda olan taraflar 1993 senesindeki bütün olayların başlangıcında, sonunda ve gelişiminde olan insanlar oldular. Dolayısıyla da bunlar bu olayları şimdi kapatma devresine girmişler. Madımak olayına bakarken nereden bakacağız derseniz eğer, ben Madımak olayına ta 1990'dan başlayarak bakıyorum ve en önemlisi de 24 Ocak 1993'te Uğur Mumcu'nun öldürülmesi hadisesiyle zirveye çıktığını düşünüyorum. Daha henüz Ocak ayında başlayan ve Kasım ayında, yani olay öyle bir gelişiyor ki olayı tek bir açıdan baktığınız zaman yanılırsınız. Bir olayın perde arkasını ve analizini yapabilmeniz için genel durumuna bakmanız gerekiyor. Toplumsal bir hadise bir anda ortaya çıkmaz. Bu tip provokatif hadiseler ortaya çıkması için önce bu hadiselerin alt zemini hazırlanır. Alt zemin yazılı ve sözlü medya üzerinden yapılır. Afişler asılır, propagandalar yapılır. Her tarafta yazılar, çizler dönmeye başlar. Ve Madımak'a giderken bütün bunların hepsi yapılmıştır. Ocak ayından itibaren başlanmıştır yapılmaya. O dönemin Avrasyacıların kalesi olan ve bu dönem yine aynı kale görevi yapan aydınlıkçılar, Aydınlık Gazetesi de işin içerisindedir. Faillerinden biridir kışkırtıcılık olarak. Bu kışkırtma belgelerinin içerisinde en önemli hadiseleri Uğur Mumcu derin devlet yapılanmaları içerisindeki özellikle uyuşturucu trafiği dahil olmak üzere birçok yapılanmayı fark eden, keşfeden kişidir. Şeriat yapılanmalarını, bu İngilizler üzerinden bugün Hulusi Akar'ın Adnan Tanrıverdi'nin görmüş olduğu yapılanmaları, bütün bunların hepsini yapmaya çalıştığı yapılanmaları, TSK'dakileri, bütün bunların hepsini görmüş kişidir. Uğur Mumcu İmam Hatiplerle ilgili çalışma yaparken aslında eline geçen re-İslamizasyon adına siyasal İslam'ın bugünkü faaliyeti olarak görülecek olan Adnan Tanrıverdi'nin şeriat esasları doğrultusunda bir ülke yönetilmelidir diyerek Erdoğan'ın baş danışmanı olduğu o gerçekliği farkına varan insanlardan biridir. Böyle insanlar, yani her tarafın derinliğine ulaşan insanlar elbette ki de öldürülürler maalesef. Öyle bir gerçekliktir Türkiye gerçeği. Rahmetle anıyorum kendisini, 24 Ocak 1993'te kendisi öldürülür. 4 Kasım 1993'te ise, yani yaklaşık 10 ay sonra, 11 ay sonra ki arada Temmuz'da Madımak olmuştur. Ben size şu an aslında Madımak'ı anlatıyorum. 4 Kasım 1993'te de Ankara'da Diyarbakır Grup JITEM komutanı olan Adnan Ersever, Cem Ersever öldürülmüştür. Cem Ersever içinde bulunduğu klikler ve gruplar tarafından dışlanınca birçok kişiyi deşifre etmekle yola çıkan, hatta böyle kitaplar yazmaya çalışan, yazan, eden, anlatan biri. O da intihar etti denilerek aslında araba içerisinde suikastla öldürülür. Bu iki ölüm arasında 1993 yılında neler gelişmiştir ve Madımak olayına nasıl gidilmiştir? 28 Ocak 1993 tarihinde ise Jack Comey, tam ismini, evet, Comey'di galiba. İş adamı suikasti yaşanır.
o suikastla beraber kaos ortamlarının tekrar yeniden ilginç bir evreye geçilmesi sağlanır. Yani sol ve sosyalist kesimlerden yeni harekete geçirilen sosyalist kesimler marjinalleştirilmeye çalışılırken ve bir derin yara olarak bunun karşılığında kaosa neden olsun diye Uğur Mumcu öldürülürken, ardından azınlıkların, özellikle Yahudilerin, Hristiyanların, Ermenileri telaşa kaptıracak yeni bir fraksiyonun ortaya çıkar ve Jack Kamhi suikasti düzenlenir. 5 Şubat 1993 tarihinde ise Anavatan Partisi'nin özellikle Devlet Denetleme Kurulu'nda çok önemli icraları olacak olan ve devleti dönüştürme çabasında olan Adnan Kahveci trafik kazasında öldürülür. Aslında yani trafik kazası olur ama aslında öldürülür. Çünkü zaten kazayı yapsın diye zemin hazırlanmıştır. Ortaya çıkmaz, aydınlanmaz. Bütün bu olayların temel özelliği ortaya çıkmaması, aydınlanmamasıdır. Şubat ayında Adnan Kahveci öldürülürken Anavatan Partisi içerisinde devletin kodlarına dokunan Turgut Özal ekibi de çok önemli bir isim olan ve o dönem özellikle yine uyuşturucu sevkiyatı işini ve örgütle devlet arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışan ve barış hareketini ilk başlatma düşüncesinde olan ve o dönemin çözüm sürecini gündeme getiren ve bu işin ancak barışla olabileceğini, silahla olmayacağını savunan ve Turgut Özal'la aynı düşüncede olan Eşref Bitlis 17 Şubat 1993 tarihinde helikopteri düşürerek öldürülür. 7 Mart 1993'e gelindiğinde ise, yani Mart ayına gelindiğinde, yine Ocak ayından başlanan o mekanizmanın devamı mahiyetinde dev sol örgütlerine, dev sola operasyon yapıyoruz diyerek bütün sol örgütlere operasyonlar yapılır, polis baskınları yapılır. Polis baskınlarını hiç kimse o dönem eleştiremez, gündeme bile getiremez, medyada da yer almaz ama polis baskınlarında yaşanan bir hadise vardır. Sol örgütler adı altında baskın yaptıkları bütün evleri de kim var kim yok öldürürler. Polis baskınında öldürülen bu insanlar için sadece ölü ele geçirildi diye medyada haber alınır, yer verilir. Toplum zanneder ki teröristler öldürülmüştür. Ne yakalama vardır, ne tutuklama vardır, ne yargılama vardır. Tamamen bu defa sol durumda sol örgütleri kendi içlerinde radikalize etme faaliyetleri başlamıştır. 90-93 yılları arasında siyasal İslamcılar, 93'ten sonra da solcular üzerinde bu tip baskılarla belli bir noktaya taşıma gayretindedirler. Türkiye içerisindeki bu kaotik eller, kaotik bu husus devreye girdiğinde bir şeyi ihmal etmezler. Tabii ki o da ihmal etmedikleri şey yine Kürtlerdir. Peki ne olur? O zamana kadar çok şiddetli bir şekilde müdahale etmemelerine rağmen o Nevroz'da, yani 21 Mart 1993 Nevroz'unda aynı anda İstanbul, Balıkesir, Tunceli çok ayrı 3 noktada çatışmaya, polisle çatışma yaşanacak şekilde, çatışmalar ve olaylar çıkacak şekilde 3 ayrı bölgede, 3 ayrı ilde yine bir şeylerin zeminini hazırlama adına olaylar yaşanır. 11 kişi ağır yaralanır, 400 kişi gözaltına alınır. Tarih 21 Mart 1993'tür. 25 Mart 1993'e geldiğinde yine sol örgütlere yönelik operasyon yapmaya çabasında olurlar. Tıpkı 7 Mart 1993'teki dev sola yönelik şeyler gibi, baskınlar gibi polis ev baskınları düzenler. Ve o ev baskınlarında ne hikmettir ki yine hiç kimse sağ salim çıkamaz. Yine içerideki herkes infaz edilir. Bütün bu olaylar bir kaotik devrenin başlangıç noktası olduğunu ve devletin öyle Özal'ın kafasıyla ortaya koymaya çalıştığı ben devleti temizlerim, içindeki klikleri bertaraf ederim düşüncesiyle hareket edemeyeceğini ortaya çıkarır. 17 Nisan 1993'te Turgut Özal öldürülür. Zehirlendiği ortaya çıktı zaten. Zaten AKP bunu kendisi söylüyor. Aslında zehirlediniz, yedirmeyiz diyerek aslında zehirliyor dediğini söylüyorlar. Bütün bu olaylarla ilgili size bir şey söyleyeyim mi? JITEM olayları, dev sol örgütleri, Turgut Özal'ın öldürülmesi. Bütün bu olayları ne zaman akladılar biliyor musunuz? 17-25 Aralık sonrası Avrasyacı, Erdoğancı ittifak olduktan sonra Özal'ın zehirlenmesi dahil hepsini ayakladılar. 1993'ten ele alın, gelin 2014 senesine ortaya çıkan 21 yıllık süreçte göreceksiniz ki devlette devamlılık esastır. Ben bu devletteki devamlılık esasına zaten illegal yapılanma diyorum, gözümüzün önünde duruyor. Kimileri diyor ya derin devlet yok diye. Yok zaten, gözümüzün önünde duruyor. Ne derin, derini mi kalmış? Herkes biliyor zaten ne döndüğünü, ne bittiğini. 16 Mayıs 1993 tarihine gelindiğinde
Selman Rushdie'nin 1989'da Bakanlar Kurulu kararıyla aslında yasaklanmış olan Şeytan Ayetleri kitabı Aydınlık gazetesinde manşetten verilmeye başlanır ve bütün tepkilere rağmen Aydınlık duruşunu bozmaz, devam eder bunları yayınlamaya. 93 tarihinden 28 Şubat sürecine kadar olacak olan olayların fitilinin başlandığı o cuma namazı sonrası provokasyonlar, hadiseler, olaylar, çatışmalar, cuma namazı protestolarının tamamı Aydınlık'ın aslında Şeytan Ayetlerini yayınlamasıyla gün yüzüne çıkmaya başlar. Madımak'ta ne oldu? Cuma günü oldu olay. 3 camiden çıkan 100'e yakın insan merkezi bir şekilde yönlendirilerek önce Kültür Derneği'ne, sonra valiliğe, sonra da otele yönlendirildiler. Onları da tek tek anlatacağım şimdi. Aydınlığın çok önemli rolü var. Bugün Aydınlık nerede duruyor? Erdoğan'ın yanında. Madımak olayında kimleri kullandılar yapma olaylarında? Siyasal İslamcıları. Dönüp dolaşıp nereye geldik? Devletin işte bu sürekliliğine, bekasına geldik. Durum böyle. Ne oluyor peki Özal öldükten sonra? Yine aynı noktaya geleceğim. Bakın devlette nasıl esas var, süreklilik esası var. 25 Haziran 1993'te Tansu Çiller başbakan oldu. Tansu Çiller'i getirdiler. Tansu Çiller demek Mehmet Ağar demek, Tansu Çiller demek işte dönemin Onatogul Adyosu'nun başa gelmesi demek. Tansu Çiller demek Bahçeli de demek, Tansu Çiller demek Soylu da demek. Şimdi nerede Bahçeli, şimdi nerede Soylu, şimdi nerede Mehmet Ağar, şimdi nerede Tansu Çiller bu iktidarın yanında. Birlikte hareket ediyorlar. Tansu Çiller'in de zaten gelmesiyle birlikte 93 senesi kendileri için zirveye çıkan bir sene oluyor o yapılanma için. Ve bütün bu yapılanmaların hepsini altlı üstlü bütün bu zincirleme baktığı bakın kronolojiye gelinen noktada 2 Temmuz 1992'de de Sivas katliamı yaşanıyor. Ne oluyor? 3 gün sonra buna misilleme yaptıklarını söyleyen bazı gruplar tarafından Erzincan Başbağlar'da 3 gün sonra 33 kişi cami çıkışı kurşuna diziliyor. 3 gün sonra bu yapıldığı için zaten Madımak olayı da doğru düzgün konuşulamıyor. Çünkü Aleviler, sol sosyalistler Madımak'a konsantre olurken muhafazakar diğer kesimlerin hepsi de Başbağlar'a yönünü dönmüş oluyor, oraya konsantre oluyor. Daha önce hiç neredeyse eylem olmamış, hiç hadise olmamış. Erzurum'daysa hiç PKK hadisesi olmamış bir yerde Erzurum'da ne gezer? 5 Ekim tarihinde de 1993'te yine Madımak'tan hemen 1-2 ay sonra da Erzurum'un Yavi diye beldesinde bir kahve taramasında 32 kişi öldürülüyor. Ve bu tarihle beraber 4 Kasım'da da Cem Ersever ölüyor. İşte Uğur Mumcu'dan Cem Ersever'e kadar silsile halinde gelen bu sıralamaya baktığınız zaman Madımak katliamının 90'lardan itibaren aslında planlı bir hadise olduğunu anlamak için çok daha kafa yormanıza gerek kalmıyor. Peki ne oluyor o gün? Size çok önemli bazı bilgiler vereceğim. İşin içerisinde devletin olduğunun en önemli belirtilerinden bazılarından bahsedeceğim. Açık ve net söylüyorum. Dönemin devleti Madımak katliamının organizatörüdür. Ve o dönemin devleti bugün iktidarda Erdoğan'la diğer ortağıyla birlikte ruh bulmuştur. Beraber hareket ederler. Onun için de Sivas olayına, Madımak olayına, daha doğrusu katliamına katliam diyemezsiniz. Sivas lekeleniyor diye bugün AKP'nin içerisindeki partiden birileri çıkıp bu cesareti gösterebiliyor. Neden böyle diyorum biliyor musunuz? Ben bugün devlete muhalif ya da devlete değil de hükümete muhalif bir insan olarak konuştuğum için bunları söylemiyorum. Ben bunu bilgiye dayanarak söylüyorum. Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırlamış oldukları raporları açın okuyun. Neler yaşandığını görürsünüz. 2 gün önce Milli İstihbarat Teşkilatı'na bilgi gidiyor. Deniyor ki Sivas'ta 1 Temmuz ve 4 Temmuz arası olay yaşanacak olan o organizasyona tepkiler olacak. İnsanlar ayaklanma yapacaklar. Aziz Nesin ve başta diğer insanlar olmak üzere onlara karşı protesto yürüyüşleri yapacaklar deniyor. O protesto yürüyüşleri deniyor ve Sivas Bölge MİT'ine, MİT sorumlusuna bu bilgiler ulaşıyor. Sivas Bölge MİT sorumlusu ne yapıyor? Sivas Bölge MİT sorumlusu ne valiliğe ne emniyete bunu bildiriyor. Gerekçesini de aynen şöyle açıklıyor. Eleman diyor ki ben ulaşacak hiç kimse bulamadım. Bir tane şey buldum istihbarattan bir tane polis memuru buldum. Adı Ramazan, soyadı da belli değil. Ramazan'a söyledim. Şifayı söyledim. Belge yok, bilgi yok, gönderme yok.
Madımak olayı olacağı söyleniyor. 2 gün önceden tespit ediliyor. İstihbarat tarafından bu biliniyor. Emniyet istihbaratı tarafından iletilecek valiye oraya buraya Ramazan adlı bir polise söyleniyor ve olay kapatılıyor. Olayı bastıracak olan kişiler, eğer bir böyle bir olay olacaksa şehirde bastıracak olan kişiler, kurumlar, özellikle emniyet içerisinde özel hareket dairesi ve komando birliği. Peki komando birliği, jandarma komando birliği ve aynı zamanda özel harekat birliği emniyet içerisindeki neredeler? Zara'dalar, Divri'deler. Neden? Asılsız bir ihbar gelmiştir. Terör olayı diye Sivas'ta, Zara'da, Divri'de. Ve oraya gönderilmiştir ekipler. Devlet yapıyor bakın. Gönderen kimler? Neler yaşanıyor? Özel harp dairesinin işin içerisinde olduğunun en temel belirtilerinden biri de Sivas'ta bu olaylar yaşanmadan hemen önce bazı hadiseler yaşanır. Mesela az önce o bahsetmiş olduğum 90'lardan itibaren nasıl siyasal İslamcılarla solcuları, sosyalist kesimleri, laik kesimleri birbirleriyle karşı karşıya getirmeye çalışanların Sivas'ta bu olayı nasıl organize ettiklerini anlatmak için net bir örnek vereyim. Sol görüşlü bütün derneklerin hepsini Sivas'a yönlendiriyorlar. Tunceli'den, Dersim'den, oradan buradan Sivas'a gelerek sokaklarda eylemler yapmaya başlıyorlar. Protesto yürüyüşleri yapmaya başlıyorlar. Farkında bile değiller alet olduklarını. Böyle yaparak aynı zamanda Sivas'ta Milli Gençlik Vakfı, o dönemi Milli Gençlik Vakfı adı altında siyasal İslamcılar da ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hicret koşusu diye başka bir şeye başlatarak, organizasyon başlatarak bölge etrafında ne kadar muhafazakar insanlar varsa, İslamcı insanlar varsa orada topluyorlar. Yani Sivas, Madımak Oteli yakılmadan önce bir havza haline getiriliyor, bir havuz haline getiriliyor. Çevre illerden insanları oraya toplayıyorlar, karşı fikirli insanları. Ve şehir, belli ki şehri germek istiyorlar. Karşı karşıya getirmek istiyorlar bu. Kimi bilinçli gidiyor, kimi bilinçsiz gidiyor, kimi farkında bile değil. Nasıl alet olduğunun bu özel harp dairesinin. Daha sonra Erzincan'daki özel harpçilerden bazıları itirafçı olarak özellikle Kürt medyasına bazı açıklamalar yapınca onların açıklamalarını da delidir, ne yapsa yeridir diye ele alarak o insanları itibarsızlaştırdılar. Ve kendileri açıkladılar. Erzincan'dan gruplar haline geldiklerini, Sivas'a yerleştiklerini, 12 kişi olduklarını, birinin gözlemci olduğunu, özel harpçilerden bahsediyorum. 12 kişinin her birinin 6'ya ayrıldığını, ikişer ikişer gruplar halinde dolaştıklarını, milleti organize ettiklerini, kalabalığı galeyana getirdiklerini, otel önündeki olaylarda otele taşlama olaylarının kendilerini başlattıklarını, bütün provokatif eylemler içerisinde olduklarını kendileri bizzat söylüyorlar. Saat 11 günün başlayacağı zaman, bakın Sivas'ı temizlemişler, göndermişler özel harbi Zara'ya, Divri'ye, jandarmayı göndermişler. Saat 11'de aynı gün yine başka bir yerden de Türkiye'nin yine çeşitli yerlerinden Sivas'a gelenler var. Kim bunlar? Bunlar da o dönem Tugay'daki acemi erlerin yemin töreni var. Yemin törenine gelen insanlar. Özel harpten, çevreden görevli olarak oraya gelecek olanların kamufle etmesi için, kamufle edilmesi için adeta organizasyon şeması çizilmiş. Bir taraftan siyasal İslamcılar oraya adam yığıyor, bir taraftan sol örgütler yığıyor, bir taraftan da yemin için gelen insanlar var. Yani özel harp dairesi o kadar güzel bir zemin bulmuş ki kendisine ya da ayarlamış ki oradan kimi çıkardı şehre, kimi soktu, kimi kaybetti o da belli değil. Bunların hepsini ayarlıyorlar organize bir şekilde. Tugay komutanı, vali, emniyet müdürü, olaylar Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından büyük bir olay yaşanacak burada denmiş olmasına rağmen, büyük provokasyonlar yaşanacak demesine rağmen saat 11'de cuma namazı öncesi Tugay'dalar, yemin törenine katılmışlar. Çok önemli ya, oradalar. Ve olay ne zaman başlıyor biliyor musunuz? Olay saat 13'te başlıyor, 13.30'da başlıyor. 13.30'da cuma namazından çıkan gruplar önce 100 kişi halinde organize olarak bir araya geliyorlar. 2 gün öncesinde yerel medyada, siyasal İslamcı bütün medyalarda insanlara kışkırtacak yazılar kaleme alınıyor. İran'ın Aziz Nesin'in öldürülmesine dair fetva verdiğini yayınlıyor Cuma Dergisi ve Milli Gazete, o dönemin Milli Gazetesi bunu alıp yayınlıyor. Cuma Dergisi'nin reklamını yapıyorum diye. Yani Aziz Nesin'in katliam fermanı verildiğini, katledilmesi gerektiğini yaymaya başlıyorlar. Bunu yayarken de İran fetva vermiş diyorlar. 11.30'dan başlayan bu kalabalık, daha doğrusu saat 13.30'da başlayan, 13'te cuma namazı, 13.30'da cuma namazından çıkan bu kalabalık Kültür Derneği'nin önüne gidiyor. Arkadaşlar, orada çok önemli bir hadise var. 2 saat boyunca eylem yapılmasına rağmen hiç kimse müdahale etmiyor. Ve aynı gece Kültür Bakanlığı tarafından bir heykel getirilip oraya dikiliyor ve bunun Pir Sultan Abdal'ın heykeli olduğu iddiası da bulunuyor.
hem millet galeyine gelmiş hem de siyasal İslamcıların en önemli hassasiyeti oldukları diye düşündükleri heykeli de oraya dikiyorlar. Ve birileri, ki Alevilerde böyle bir şey yok, heykelin etrafında dönerek heykeli kutsamaya, heykele dokunmaya, heykeli kutsamaya çalışan görüntüler vermeye çalışıyorlar. Halk iyice galeyana geliyor. Bir gecede dikiliyor o heykel. Kültür Bakanlığı diyor ki ben bunu oraya dikmeyecektim. O şeyin, Alevilerin olduğu Banaz köyüne dikecektim. Valilik diyor ben böyle bir heykel talebinde bulunmadım. Yıllarca onu suçluyor. Heykelin oraya gelmesi ve heykelin nasıl yangına, ateşe nasıl neden olduğunu da şimdi anlatacağım size. Orada toplanan insanları galeyana getirmesinin yanı sıra vali 13.45'e kadar olayların ciddiyetinin farkına varıyor. 13.45'te vali kimi arıyor biliyor musunuz? 13.45'te Tugay komutanını arıyor. Tugay komutanı otelin önüne kaçta geliyor? 8'de geliyor. 13.45, 8. 13.45'te Tugay komutanını arıyor ve çaresizliğini ilan ediyor adam. Diyor ki ya burada bir olay var. Çünkü valiye de aynı şekilde tepki var. Aynı Aziz Nesin'e olan protestoların tamamı valiye de yönelmiş durumda. Bir ilginç hadise daha. O gün Aziz Nesin valilikten araba talep ediyor. Zaraya mı başka bir yere, Divriye ya da bir yere gitmek istiyor. Orada tarihi bir yer var. Göl var. Orayı ziyaret etmek istiyor. Valiliğin, vali yardımcısı arabamız yoktur ya da başka koordinasyon eksikliği var diye şehirden çıkmasına da müsaade etmiyorlar. Aynı gün oluyor bütün bu olayların hepsi. Kimler nasıl zemin hazırlamış? Saat 14.30'da vali artık olayların çığırından çıkmaya başladığını fark ettiği andan itibaren İçişleri Bakanı'nı arıyor. 14.30 İçişleri Bakan Müsteşarı'nı arıyor. Ve bir bunlara olayı anlatmaya başlıyor. Ve ne diyorlar biliyor musunuz? Sakin ol, teskin et falan filan değil. Diyorlar ki Tokat ve Kayseri Valiliğinden yardım iste. Yardım isteyin. Saat 19'a kadar hiçbir şey yapılamıyor. Bakın herkes farkında olayın. İçişleri Bakanlığı devrede, Kültür Bakanlığı devrede, valilik devrede ama kimse faaliyete geçmiyor. 19'da saat akşam 19'da da bizzat Genelkurmay Başkanı arıyor valiyi. Ve diyor ki Tugay Komutanı size bütün yardımda destekte bulunacak. Tugay Komutanı olaylardan ne zaman haberdar? 13.45'te. Genelkurmay Başkanı ne zaman arıyor valiyi? 19.30'da. Tugay Komutanı şeyin önüne, otelin önüne ne zaman geliyor? Saat 20'de. Askerler, getirdiği askerler sadece o gün yemin törenine gelen acemi yerler. Acemi yerleri dolayıp getirtiyor oraya. Olaya müdahale yok, kışkırtmalara müdahale yok. Saat 1'den 13.30'dan saat 8'e kadar neredeyse bütün olaylara, hadiselerin hiçbirine dokunma yok. Ne yapıyorlar? Emniyet müdürü ne yapıyor biliyor musunuz? Emniyet müdürü karar alıyor ve o heykeli yıkın diyor. Saat 10'da 16.30 civarları. Heykeli Kültür Bakanlığı'nın önündeki heykeli yıkıyorlar. Heykeli yıkan polis ne yapıyor? Heykeli yıkanlar, heykeli polis maharetiyle yıkanlar, emniyet müdürünün verdiği talimata bakın. O heykel nasıl rol almış anlayın. Diyor ki yıkacaksınız, heykeli göstericilerin arasından sürükleyerek valiliğin önüne getirip bırakacaksınız. Ve bu yapılıyor. Göstericiler de heykeli alıp orada yakmaya başlıyorlar, kırıp parçalamaya başlıyorlar. Ve onların o şeyi, harareti, onların tahriki daha da artıyor. Adeta göstericileri tahrik ediyorlar. Bütün bu resmi kurumların hepsi işin içerisinde var. Ve saat 8'de mesela hiç polis hiç müdahale etmiyor. Bakın anlattım size olayları, hadiseleri. Baştan Urmuncu'nun öldürülmesinden başladım anlatmaya. Her hafta cuma namazı sonrası olaylar var. Her hafta cuma namazı sonrası olaylar. Balıkesir, Bursa, Konya, Malatya, Antep, Urfa her yerde var. İstanbul her yerde var. Ve ne oluyor? Polis jop kullanıyor, polis biber gazı kullanıyor, polis şiddet kullanıyor ve bu her hafta haberlere yansıyor. Polisin şiddet kullanmadığı, dağıtmadığı, jop kullanmadığı, araya girmediği tek yer var Sivas, Madımak. Polis sanki yok gibi. Özel harekat, başta söyledim zaten, jandarma komutanı zaten gönderilmişler. Asılsız bir ihbarla şehir dışındalar. Müdahale edecek onlar da yok piyasada. Ne oluyor? Kalabalık birikiyor. Sonra da zaten iş çıkıcı kalabalık daha da artıyor ve Madımak Oteli'nde olduğu bilgisi gelince de Madımak'ın önüne geliyorlar. Madımak'ın önünde protestolar başlarken Tugay Komutanı acemi erlerle birlikte gelip orada saat 8'de geliyor, 8.10 geçe ayrılıyor. 8.11 geçe yangın başlıyor. Önce oradaki arabaları test çevirip yakılıyorlar. Araba otele sıçrayınca içlerden birileri yine başlıyor. Oteli yakın, bunu yapın, bunu edin diye galeyana gelmiş zaten o halk. Zaten halk derken bunlar da organizeli biçimde
hareket eden insanlar, siyasal İslam'ın bazı cenahları, onları masumlaştırmıyorum. Böyle anlamayın. Bu katliamda, katliamın perde arkasındaki o legal, illegal, o derin devlet yapılanması ne kadar suçluysa, o perdeyi tutuşturanlar, oraya gidenler, küfredenler, yak diyenler aynı şekilde suçludur. Katildirler bunlar. Bunlar katiller sürüsüdür. Devletinden vatandaşına kadar sirayet etmiş olan bir katiller sürüsünden bahsediyorum ve yakarlar oteli. Tugay komutanı saat 10 dakika bekler acemi yerlerle orada ve çeker gider. Yine müdahale yok. Müdahale ne zaman başlar? Yangın çıkar, insanlar yanmaya başlar. Ondan sonra havaya ateş etmeye başlarlar. Havaya ateş etmek 8 saat boyunca hiç mi aklınıza gelmedi? Zor kullanmak hiç mi aklınıza gelmedi? Biber gazı kullanmak hiç mi aklınıza gelmedi? Nasıl bir el birliğiyle bir organizasyonla saat 19-19.30 arası Genelkurmay Başkanı aramış olmasına rağmen Tugay Komutanı nasıl bir saat sonra gider bir görev yerine? Nasıl bir organizasyon şeması çizilmiş? Daha da önemlisini söyleyeyim size. İnsanlar oradan öldürüldükten sonra hastanelere falanlara gidilirken hastanelerde de yeterli derecede sağlık ekibinin ve teçhizatının olmadığı, bile bile onları da başka yerlere dağıtıldığı görülüyor, ortaya çıkıyor. Ve bir daha da ondan da önemli bir şey söyleyeyim. Aynı bugün 15 Temmuz'daki adli raporlar engellendiği gibi, otopsi raporları engellendiği gibi o dönemde de en basit otopsi raporlarının dahi yapılmasına izin verilmeden alelacele yazılıp bırakılıyor. Ve sokağa çıkma yasağı, insanlar 37 kişi yanarak öldükten sonra saat 23'de Vali Efendi, İçişleri Bakanı falan filan sokağa çıkma yasağı ilan ediyorlar. Olay bitti, gitti, 37 can yandı. O zaman çıkıyorlar ortaya ve sokağa çıkma yasağı ilan ediyorlar. Çok değil, 3 gün sonra da 5 Temmuz'da Erzincan Başbağlar'da, yine Erzincan Özel Harp Dairesi'nin organize etmiş olduğu silahlı insanlar, kimliği belirsiz insanlar, yüzlerine maskeler takarak cami çıkışı 33 insanı öldürerek, bu defa Sünnileri öldürerek, bu defa bunun bir misillemesi gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu olayların hiçbiri aydınlatılamıyor. Devlet Denetleme Kurumu'nda bunların raporları var. Devletin arşivinde duruyor. Devlet Denetleme Kurulu'ndaki bazı müfettişler bunu araştırırlarken neyle karşılaşıyorlar biliyor musunuz? Arşivlerdeki bazı belgelerin yok edildiğiyle. O belgeler yok edilirken de onlara diyorlar ki arşivlerin belli bir bekleme süresi var. O bekleme süresi doldu diye biz bunları yok ettik diyorlar. Siyasal İslamcıların o dönemde bu olaylara karışanların avukatlarının tamamı AKP'den milletvekili oluyor daha sonra. O gün bu olayın içerisinde jandarma istihbaratı var. Jandarma istihbaratını o gün organize eden kişi daha sonra Kaşif Kozinoğlu'yla aynı odada olan, onun ölümüne neden olan, ki zaten onu söyledi diye içeriye atıldı biliyorsunuz. Semih, soyadını hatırlayamıyorum, atıldı. Öcalan'ı sorgulayan, Facebook hesaplarından bile 15 Temmuz'dan önce darbe olacağına yönelik İnsanları organize eden, subliminal mesajlar veren, bu yönetim böyle gitmez, bu buraya el konmalıdır falan filan denen Hasan Atilla Uğur'un o dönem jandarma istihbaratında çok etkili olduğunu da bir kenara not edin. Bu isimler bugün AKP çatısı altında, sarayın etrafında, sarayın bahçesinde birleşmişler. Devlet Denetleme Kurulu'ndaki bütün raporlara rağmen Sivas katliamının arka perdesinin açıklanmasına dair, Sivas katliamının ortaya çıkmasına dair, bütün önergelerin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesinin nedeni de işte budur. Bu devlet mekanizması 1990'da faaliyete geçmiştir, bugün zirvededir. İşte bu devlet mekanizmasıyla Madımak olayına bu şekilde bakmamız gerekiyor. Neyi planladılar? Laik anti-laik çatışması planladılar. İslamcı gayri-İslami çatışması planladılar. Azınlıklar Müslümanlar çatışması planladılar. Ve en önemlisi Alevi-Sünni çatışması çıkarmaya çalıştılar. Alevileri şeytanlaştırmayı denediler. Alevileri şeytanlaştırmakla birlikte Alevilerin nezdinde de siyasal İslamcı bazı ahlaksızlar yüzünden bütün Sünnileri, bütün Müslümanları şeytanlaştırmaya çalıştılar. Bugün o travmadan ötürü Alevilerin bütün Müslümanlara bakış açısı haklı olarak katiller, caniler sürüsü olarak gören çok sayıda insan var. Yaralılar çünkü bu insanlar. Bu travmaları oluşturdular. Bu oyunları oynadılar. Bu adamlar öyle oyun oynayan adamlardır ki Madımak'ın arka perdesini hazırlayan bu insanlar TSK içerisinde Alevi görüntüsü vermek için, Alevilere zarar versin diye cemevlerinde toplantı yapmaya çalışan, oradan fotoğraf vermeye çalışanlar bu insanlar. Kemalizm adı altında hareket edenler Alevileri yakar, Alevilerin içerisinde en büyük Kemalistleri kendileri olduğunu iddia eden insanlar çıkar.
Alevi katliamını Alevi organize eden insanlar cemevlerinden çıkmamaya başladı. Böyle bir kirli bir oyunda Alevileri cemevlerinin isimlerini kirletmeye çalışırlar. Zaman zaman herkesi de bu tuzağa düşürmüşlerdir bunlar. Şimdi bugün sadece Madımak olayı değil, bütün bu olayların hepsinin perde arkasını konuşanlar, edenler, anlatanlar, falanlar filanlar, dikkat edin, ya hapisteler, ya sürgünler, ya kaçaklar, ya da sessiz bir kenara çekilmiş durumdalar. Alın size Madımak hadisesi. Tarih tarih, saat saat, zaman zaman, kronolojik olarak Bilal anlatır gibi anlattım işte. Benim net bir şekilde tavrımı söyleyeyim. Olaya girenler, kalkışanlar, perde arkasındakiler, kim var kim yok. Katildirler, canidirler. Ve ben bunu 1993'te olayın yaşandığı aynı andan itibaren söylüyorum. Bugün değil. Ve aynı el, başbağlarda aynı katiller, aynı caniler başka bir versiyonuyla başbağlarda karşımıza çıkar. Ve bunların bütün araştırılması, ortaya çıkarılması bugünkü devlet tarafından reddedilince anlıyorsunuz ki o dönemin devleti bugünkü devlet olarak kendi geleneğini devam ettiriyor. Madımak da böyle bir şey. Evet, bugünkü gündem haberleri de burada noktalıyorum. Yine çok konuştum, farkındayım. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı, beğeni göndermeyi unutmayın. İlla teknik ekip bunlara söyle söyle deyip duruyor. Hadi ben de söylemiş olayım. Yapın işte arkadaşlar ya bunları. Yani ben ikide bir söyletmeyin. Yarın akşam yine Türkiye saatiyle saat 22'de Neler Oluyor programıyla karşınızda olacağım. Konuğum da Hayko Bağdat olacak. Hayko Bağdat'la keyifli bir program olacağını düşünüyorum. Kendisi de keyifli bir insan zaten. Bunları konuşuruz. Yarın akşam yine beklerim sizi Medya DM'ye. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.